Merhabalar sevgili Boğa burçları, yükseleni ve ay burcu da boğa olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şöyle Nisan ayına niyet arkadaşlar bir kahve falı kapattım. Sonrasında bir tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. Sizlerden istediğim kesinlikle niyetlerinizi olduğu niyetiyle tutmanız. Siz niyetlerinizi düşünürken arkadaşlar ben şöyle bir iki hatırlatma yapmak istiyorum. Günlük videolarımda daha çok paylaştım. Şimdi sizlere de şöyle bir kısa bilgilendirme yapacağım. Malum Ramazan dolayısıyla daha az video paylaşacağım arkadaşlar. Videoların devamını isteyen arkadaşlar özellikle sizler için söylüyorum. Günlük videolarımı da bir gün öncesinden sizlerle paylaşacağım. Yani yarının videosunu bu akşamdan paylaşmış olacağım gibi devam edeceğiz. Bundan ziyade bireysel bakımlarıma e, şu anda randevu alıp da katılabilirsiniz arkadaşlar. E, zaten aksi takdirde Ramazan ayı boyunca bireysel bakım yapmayacağım. Bunu da bilginiz olsun ya Ramazan'dan önce ya Ramazan'dan artık bayramdan sonra sizlerle görüşüyor olacağım. Geçen sene de böyle yapmıştık. Ee, takipçilerim bilirler. Yeni gelen arkadaşlar varsa sizlerin bilgisi olsun diye şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Ya yani bundan ziyade bir de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar videoyu izleyip çıktığınızda bizlere gerçekten herhangi bir e, artısı olmuyor ama video izledikten sonra kanala abone olduğunuzda ya da beğeni yaptığınızda o zaman bizlere bir faydası oluyor arkadaşlar bunu da özellikle söylemiş olalım e, bilmeyen arkadaşlar var gördüğüm kadarıyla artık önceden e, söylemiyordum dillendirmiyordum ama artık emeğe saygı içinde özellikle her videomda söylemeyi Dikkat ediyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, şöyle bir hemen niyetinize tuttuğunuzu düşünerekten bir bakalım fincanınızda neler var. Evet, evet, evet. Şöyle hemen sizlere gösterelim. Ben de bir bakmak istiyorum tabii bu arada. Hmm, evet. Hmm. Bakın arkadaşlar, şimdi uzaktan bir yük gelir vaziyette. Ağır da bir yük olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden şunu söyleyeyim. Yapamayacağınız bir şeye yapacağım demeyin. Ya da hani bazen birileri gaza getiriyor, dolduruşa getiriyor. Normalde asla yapmadığınız şeyleri bir anlık bir dolduruşa gelmekten kaynaklı yaparız diyoruz ya. Böyle bir takım durumla size ağır bir yük getiren birisi var. Böyle ağzı laf yapıyor ama bu bir tuzak gibi de söyleyebilirim. Dikkat edin, bu ağır yükün belki ağır problemin altına girmeyin arkadaşlar. Maddi olduğu kadar da e, manevi bir takım e, problemleri beraberinde getirir. Şimdi burada bir hatta iki haber diyebilirim ama biri gerçekten çok önemli. Biri çok önemli ama ikinci haberde sanki kısmet getiriyor arkadaşlar. Böyle birbirleriyle de bağlantısı olabilir. İkisi de birbiriyle bağlantılı gibi görünüyor ama birincisi gerçekten sanki gidişatı değiştirecek nitelikte bir haber. İkincisi de kısmetiyle gelen bir haber olarak gösteriyor. Şimdi burada sanki yön belirliyorsunuz. Sanki böyle hedefinizi daha bir netleştiriyorsunuz sanki de böyle bir atılım yapacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Ee, belki de işle alakalı böyle iş yeri sahipleri için özellikle söyleyeyim. Birden adım atılacak ya da birden bir atak yapabilirsiniz. Herkesin yapmaya cesaret edemediği bir konuda müjdeli bir haberle bir atılım gerçekleştirilebilir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Şimdi burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim iki seçenek var gibi görünüyor. Sanki size birisi bir soru soruyor ama burada da iki seçeneğim var ya sağ taraftaki ya sol taraftaki. Ama siz iki tarafı da güzel değerlendirmek, yani iki tarafta da bir fırsat var ve o fırsatı değerlendirmek istiyorsunuz, kaçırmak istemiyorsunuz gibi görünüyor. Yani iki tarafa da ne evet ne hayır diyorsunuz ama iki tarafı daha güzel bir şekilde hani kritik bir şekilde değerlendirdiğinizde gösteriyor. Bence bu şekilde yapmanız daha pozitif, daha olumlu. Ee, onu söyleyeyim çünkü hani ikisini de kaybetmektense ikisini de kazanmak bence çok çok mantıklı olacaktır. Birisi sizi arkadan tutuyor ama yani bu muhtemelen gerçekten ilerlemenizi istemeyen Hani gitme, ne yapacaksın ya da onu yaparsan ne olacak gibi düşünceleri olan birisi olabilir arkadaşlar. Gizli bir düşman da diyebilirim ben bunu. Böyle insanları aslında çevrenizde tutmamanızda gerçekten fayda var. Ya arkanızdan tutuyor sizi ve hani yapma. Yani sizin için çok güzel bir şey olabilir ama bunu yapma. İşte buraya gitme, şunu da yapma gibi size engel olmaya çalışabilir arkadaşlar. Hani burada sanki sizin bir geleceğiniz etkileniyor gibi geliyor bana. O yüzden hani böyle diyorum ya engel olmaya çalışan insanları çevrenizde çok da fazla tutun diyemiyorum. Sıkıntı demek bir noktada. Şimdi bugün size yapma der Yarın sizin yapmak istediğiniz şeyi arkadaşlar kendi yapar. Bugün sizi durdurur ama yarın kendi yapar. Yani ben böyle bir rekabet falan da görüyorum ama yine de dikkat edin. Şimdi birisi sizi tehlikeli bir duruma çekmeye çalışıyor arkadaşlar. Gerçekten önlem alın böyle bir tehlikenin içinde olmayı istemezsiniz. Sanki riskli bir durum var ve burada hani girmeyin. Böyle hani sonunu görmediğiniz bir tehlikeye ya da sonunu göremediğiniz bir artık sözleşmeydi, imzaydı bir konuya girmeyin. Özellikle bu dönem için söyleyelim. Şimdi bir yükselme durumu var ama bir işin iş yerinde yükselme durumu gibi geliyor bana e, sanki istediğiniz bir mevki var bir makam var ama burada e, bu mevkiye ulaşmak için birinin sizi desteklemesi artık oyla mı geliyorsunuz birileri mi sizi seçmesi gerekiyor böyle bir şey olabilir arkadaşlar e, sizin gözünüz yüksekte kendinize ciddi anlamda yüksekte bir hedef koymuşsunuz ama birilerini de arkanıza alıp o şekilde yani sizi desteklemeleri gerekiyor ki siz de o istediğiniz mertebeye ulaşın diye. Burada arkadaşlar iki kişi sizi çok güzel. Bak biri çok net ama ikincisi de onun hatrına sizi destekleyecektir ve yükselme durumunuzda görünüyor. Ve bu şekilde o yüksek mertebeye ulaşabilme durumunuz da var. Şimdi o e, yükselme durumu görünüyor ama aynı zamanda da sorumluluklarınızın arttığını, daha çok işle uğraşacağınızı sakın göz ardı etmeyin. Görev, sorumluluklar e, şimdiden katlanmaya başlamış görünüyor. Şimdi arkadaşlar gençlik diyeyim, çok çocukluk demek istemiyorum ama sanki gençliğinizden bir parça bu günlerde önünüze geliyor. Gençliğinizde yaşadığınız bir olay şu anda arkadaşlar tekrardan bir gündeme gelme durumu. Bence bu biraz da hane ile alakalı. Bunu da söyleyelim. Çünkü arkadaşlar yani gençlikte bizzat hani sizin şahit olduğunuz bir takım konular, olaylar özellikle olaylar tekrardan gündeme gelebilir. Ve siz de açıkçası artık büyüdüğünüz bir erişkin olduğunuz için bu olayların içinde kendinizi bulacağınızı gösteriyor. Şimdi şu komple arkadaşlar sadece şurayı bak şurayı dikkat et bir yılan ve ağzı açık tıslamaya çok müsait bir yılan şöyle de bir göstermek istedim. Bak şurası komple sadece burasından bahsediyorum enerjinizi sömüren bizzat sizin hayatınızda olan ve enerjinizi sömüren bir karakter var. Yılan diliyle de size yaptırmak istediğini yaptıran. Duygu sömürüsü yapar, farklı bir şekilde yaklaşır ama kendi yaptırmak istediğini bir şekilde yaptırıyor. Ve açıkçası hani işte benim hayatımı sadece ben yönlendiriyorum, ben karar veriyorum hayatımla ilgili deseniz de aslında bu kişinin de bir payı var. Dedim ya işte dolduruşa gelmeyin ya da işte hani böyle başkalarının dediğiyle çok fazla ilgilenmeyin. Hani onları dinleyin, dinlemeyin demiyorum ama onların dediğini yapmak zorunda değilsiniz. Kendi istediğinizi yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi dışarıdan bir beklenti içindesiniz arkadaşlar. Çok büyük bir beklenti demeyeceğim ama e, hani böyle beklenti içine girdikçe o ne kadar geç gelirse o kadar çok hani böyle gözümüzde büyütüyoruz ya. Ya bak bugün de olmadı yarın olacak ama şöyle de güzel olacak diye düşünüyorsunuz bunu da söyleyeyim. Sadece bu beklentiye girdiğiniz her neyse arkadaşlar, bunu küçük tutun. O beklentinizi gerçekten e, küçük tutmanız gerekiyor. Çünkü kendi kendinizi sanki ya şöyle güzel olacak, böyle büyük olacak, şöyle mükemmel olacak diye kendi kendinizi doldurur görünüyorsunuz. Evet, beklediğiniz şey güzel olabilir. Ama bir başkasından beklediğiniz bir başkasının yapmasını beklediğiniz için açıkçası burada bir e, hani üzüntü olabilir. Sonunda istediğiniz gibi olmayabilir. O yüzden beklentinizi küçük tutmanızda fayda var. Hmm, şimdi şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın gördüğüm için birisi size bir soru soruyor sanki ve siz o soru karşısında ya bir teklifle ya da şunu da yapalım mı gibi geliyor olabilir. Bak şunu da yapalım mı beraber diye soru soruyor da olabilir. Siz de açıkçası sessiz kalıyorsunuz ama sessiz kalmayın. Hiç olmazsa tamam işte yarın bakarız deyip de Açıkçası hani geçiştirme durumunuz da var. Sessiz kalmaktan ziyade böyle yapmanız sizin için daha iyi görünüyor. Çünkü arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Karşı taraf sizi sanki e, denemek için mi? Bak de olabilir bu onu söyleyeyim. Denemek için arkadaşlar şöyle bir takım sorularla size geliyor olabilir. Orada sessiz kalmayın. Tamam şu zaman yaparız. Bak bu zaman yaparız ya da yarın yaparız yok birazdan yaparız gibi hani yapın da bak yapın demiyorum aslında yapacağınızı söyleyin de zaman belirtseniz de olur belirtmeseniz de olur. Şurada da bir nasibimiz var arkadaşlar. Küçük de olsa bakın çaprazdan daha bir net göründü. Bu nasibiniz de zaten hanenize gelir vaziyette. Güzel nasipleriniz, rızıklarınız bol olsun diyorum. Evet, şöyle bir bakalım tabağınızda neler var. Evet arkadaşlar, şöyle sizlere de bir göstereceğim. Evet, evet, evet. Bakın Nisan ayına dedim ama bak Nisan ayında biriyle karşılaşmamak için ya birinden kaçıyor gibi de görünüyorsunuz. Bak onu söyleyeyim hatta bu Nisan'ın başında da olabilir. Ee, böyle hani onunla görüşmek istemediğiniz için o kişiden kaçtığınızı gösterir. Yani uzaklaştığınız bir karakter bu. E, kalbi kırılmasın diye de böyle hmm, sessizliğinizi ya da ona karşı... Hani kötü bir şeyler söylemek istemiyorsunuz ama aynı zamanda da o kişiyle karşılaşmamak için o kişiden kaçar vaziyette görünüyorsun. Siz burada arkadaşlar aslında kaçtığınızı karşı tarafta biliyor. ve hani bugün olmazsa yarın görüşeceğiz, konuşacağız der gibi de size bakıyor. Bunu da söyleyeyim yani karşı taraf, ee, sizin ne yaptığınızın farkında gibi görünüyor. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum sevdiğiniz bir insan uzaklaşabilir Uzaklaşmaktan kastım bir yerlere çalışmak için ya da işte gurbete ya da gidip gelmeli Ben size bunu söyleyeyim ama e, gitmesi gerektiğini de gösteriyor Gidip gelir arkadaşlar Bir de eğer bir ilişkiniz varsa, ya da evliliğinizde arkadaşlar iki taraf da şunu söyleyeyim dinlenmeye ihtiyacı var. İlişkinizde olabilir nişanlı sözü de ya da evli de olabilirsiniz. Ama iki tarafında gerçekten yorgun bitkin. İki tarafta artık birbirinin ne dediğini anlamıyor. Ve açıkçası iki tarafında dinlenmeye ihtiyacınız var. Şimdi burada ara vermek değil yani benim tam olarak söylemek istediğim bu değil ama siz bu şekilde uygun görürseniz yapın. Sadece o ilişki artık hani bir kısır döngüye girmiş bir körelmiş artık heyecan yok ve monotonlaşmış bir vaziyetteyken o ilişkiden geçmişteki kadar bir zevk tat alamadığınızı gösteriyor hem siz hem de karşı taraf için geçerli olan bir durumdan bahsediyorum. Dinlenmeniz, belki biraz uzaklaşmanız, belki de iki tarafında artık eski değerini fark etmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Özellikle söylüyorum iki tarafta belki de kendi değerlerini unuttular. E, karşındakine değer vermeyi unuttular. Yani burada belki de işte ilişkiyi bir yarış haline götürdünüz, taşıdınız diyebilirim. Ama iki tarafında gerçekten hani eğer ilişkinin devam etmesini istiyorsanız iki tarafında ciddi anlamda dinlenmeye ihtiyacı olduğunu da gösteriyor. Bir kere siz iki tarafta ağzı kapalı göründüğü için birbirinize konuşmuyorsunuz. Birbirinizle konuşulmadan Konuşmadığımız için de e, böyle bir nasıl desem iki tarafta birbirini anlamıyor, konuşmuyorsunuz. Yüz ifadeleriyle de e, nasıl ifade ediyorsanız karşı taraf anlamak istediği şekilde anlıyor. Bunu söyleyeyim. Yani siz istediğiniz kadar ya da sevgi gösterisi gösterin yüz ifadelerinizle karşı taraf ne anlamak istiyorsa ya da ne düşünüyorsa o şekilde anlamlandıracaktır. Yani sizin aslında yüz ifadeleriyle de hal ve hareketlerle değil de aslında sözel olarak bir takım e, konuşmalar. Bak ağzınız kapalı çıktığı için söylüyorum. Konuşmalar yapmanız gerekiyor. Ve özellikle söylüyorum ilişkinin devamını istiyorsanız. istemiyordu olabilirsiniz kendi içinizde bas bas bağırırken ağzınızı kapatmışsınız karşı tarafa ve hiç sesinizi çıkarmıyorsunuz sanki hiç sıkıntı yokmuş gibi Hayır arkadaşlar bu ilişkide bir sıkıntı olduğunu gösteriyor ee, yani burada belki de hem kendinizi hem de karşı tarafı kandırıyorsunuz diyebilirim şunu söyleyeyim arkadaşlar hmm. Sanki bir başlangıcınız da var. Aslında kızıyorsunuz. Bir şeylere kızar vaziyettesiniz. Belki hayatın size getirdiklerine kızıyorsunuz ama e, bazı şeyler, özellikle söylüyorum, sizin gözünüzün açılması, hayata bakış açınızın değişmesi. Yani bir takım nasiplerinizi, kısmetlerinizi görebilmeniz için yaşananlar ve siz hani kızmak yerine tamam bu olay oldu ama bu olay neden oldu düşüncesiyle hareket ederseniz o zaman hakikati ulaşacaksınız demektir. Şurada arkadaşlar özellikle söyleyeceğim şey akciğer. Hmm, karaciğer tarzında yani nefesle alakalı bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Yaşamayın. Yani dileğim niyetim bu olsun ama gördüğüm için söyleyeceğim. Nefes alıp vermeyle alakalı bir takım problemler yaşanabilir. Belki de bu tarz bir e, rahatsızlığınız da olabilir arkadaşlar. Geçmiş olsun diyorum. Ama e, bu tür bir sağlık problemiyle uğraşabilirsiniz. Ya da uğraşıyorsanız da burada bir takım işlemler, bir takım uğraşlar içinde olacağınızı da e, söyleyelim şimdiden. Özellikle söyleyeyim Nisan ayında. Evet şöyle bir fincanımızı hemen kenara alalım arkadaşlar. Bir bakalım Nisan ayına niyet. Boğa burcuna bakalım hangi kartlarımız gelecek. Şöyle bir bakalım. Evet, bir bakalım. Neler var, neler yok? Şöyle evet, hemen bir başlayalım. Sizler niyetlerinizi tutmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Kupa dörtlüsüyle başladık arkadaşlar. Şimdi burada sizlere gelen bir nasip, bir teklif olduğunu da gösteriyor. Şimdi bu teklifle beraber arkadaşlar iki seçenek arasında kalma durumunuz var. İki seçenek de aslında birbirinden güzel. O yüzden de seçenekler arasında kararsız kalma durumunuz görünüyor. Durgun bir dönemden değil de Nisan ayı gerçekten sizler için çok çok hareketli olabilir. Burada tempoyu tutturmanız gerektiğini de gösterir. Bak ermiş kartı. Bir takım bilinmeyenler var. Bu bilinmeyenlerden kaynaklı bazen yanlış kararlar veriliyor. Ama bu yanlış karar verdiğinizi anlamıyordunuz şimdiye kadar. Sonuçları sizin canınızı acıtana kadar anlamıyordunuz. Bunu da söyleyeyim. Ve artık sonuçları görmeden de bir takım bilinmeyenlerin ortaya çıkmasıyla gerçekleri göreceğinizi gösterir. Ermiş kartı der ki: "Senin çok güzel, parlayan bir yıldızın vardı. Ama sen onu bir kafese koymayı tercih ettin. Hem de neden? Dışarıdaki insanlardan aldığın kötü yorumlardan kaynaklı olarak ya da işte yıkıcı eleştirilerden kaynaklı olarak kendi enerjini söndürdün, kendi ışını söndürdün." Bu kendinize yapacağınız en büyük haksızlık olur arkadaşlar. Kesinlikle söylüyorum. Ee, burada o ne dedi bu ne dedi diye gerçekten yaşamayın. Bu hayata bir kez geldiğinizi unutmayın. Diğer kartım tılsım şövalyesi. Bakın bir para geliyor. Bu parayı korumanız muhafaza etmeniz gerekiyor. Ani bir şekilde beklenilen bir para gelebilir. Ve güzel de olacak çünkü bu parayı biraz da yatırım amaçlı kullanırsanız sizin için çok çok iyi olacağını söyleyebilirim. Tılsım Şövalyesi der ki sen kendini de koru. Çünkü paranın sana geldiğini gören kişiler aynı zamanda sana biraz e, art niyetli bir şekilde yaklaşabilirler. Sadece sende para olduğu için. Diğer kartın Tılsım dokuzusu Bakın bir haber var. Bu haber geldiğinde biraz şaşırılabilir ama sonrasında mutlu olacağınızı gösterir. Ayrıca bu haber sizlere bolluğuyla, bereketiyle geldiğini de gösteriyor. Bir de arkadaşlar şunu özellikle söyleyelim. Enerjinizde yükselmeler olacak. Bu az önce söylediğim paradan ek olarak biraz daha maddiyatınızda yükselmeler olduğunu gösteriyor ki bu e, sizde uzun vadeli olması gerekiyor. Hem şu anki ya yani şu anki durumunuz için hem de geleceğiniz için böyle çok güzel e, bu paraları değerlendirmeniz gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Bir takım haberler sizin hayat standartlarınızı değiştireceği de benziyor. Bunu da söyleyelim. Diğer kartın tılsım kraliçesi. Şimdi bak para geliyor ama para da çıkacak demektir. Borçlarınız vardır. Ödenmesi gereken acil bir takım paralar vardır. Burada arkadaşlar tılsım kraliçesi diyor ki şimdi öncesinde tılsım dokuzusunda tılsım e, şövalyesinde bir takım paraların gelmesi tılsım kraliçesinde de bu paranın e, miktar olarak demeyeceğim ama küçük bir kısmının elden çıkması. İşte bu yüzden ayağını yorganına göre uzatman, parayı iyi değerlendirmen gerekiyor. Ve etrafındaki insanlar o art niyetli olarak nitelendirdiğim insanlar sizlere sırf paranız var diye yakınlaşır ama paranız bittiğinde uzaklaşırlar. Bunu özellikle dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bakın Tılsım dörtlüsü. Şimdi bazı konularda bir takım kaybetme korkularınız var. Sevdiğiniz insanları kaybetmekten yana korkularınız olabilir. Ya da e, böyle maddiyatınız vardır. Ya da bir mal varlığınız vardır. Eviniz vardır, arabanız vardır. Ama kendi içinizde kuruntu haline girmiş gelmiştir. Bir vesvese içine girmiş olabilir. Ya evimi kaybedersem, ya arabamı kaybedersem. Bak sağlığın da dahil yani böyle çok düşünenler var gerçekten çok hak da veriyorum. İşte ya sağlığımı kaybedersem ya paramı kaybedersem diye çok ince düşüncelere sahip olan insanlar var. Hayır arkadaşlar şu anda sadece bir vesvese aşamasında gerçeklik barındırmıyor. Ama çok fazla düşünüp de kendi hayatınıza çekmemenizi öneririm. Diğer kartım kule kartı. Sevmediğiniz bir haber, hiç istemediğiniz bir haber sizlere gelecek demektir. Böyle sevmediğiniz bir insanla da denk gelmek ya da aynı ortamda bulunmak durumunda kalabilirsiniz ya da arkadaşlar hiç beklemediğiniz bir insandan beklemediği bir şeyi, beklemediğiniz bir şeyi yaşayacaksınız, göreceksiniz demektir. Çok sevdiğiniz bir insandan nankörlük görmek gibi düşünebilirsiniz. Diğer kartım Kılıç Kralı. Bakın. Bir takım kararlar verilmeli. Sakince Profesyonelce ne istediğini bilerek kendi hedeflerin doğrultusunda bir karar vermen gerekiyor. Bu kararı sadece karar verip de kenara bırakmayacaksın, karar verip uygulayacaksın demek oluyor ve aynı zamanda arkadaşlar kendin ve geleceğin için bir takım önlemler alman gerektiğini de gösterir. Hatta bu kararların kılıç kadar keskin olmasından da bahseder. Şimdi burada kararlar neden önemli ve ben neden bu kadar üstüne duruyorum biliyor musunuz? Çünkü bu kararlar sizin hayatınızın gidişatını etkileyecek. Çünkü bu kararlar aslında sizin bir üst statüye çıkmanızı, yaşam standartlarınızı güzelleştirmeye yarayacak olan kararlar olduğunda gösteriyor. Tabii ki de burada dışarıdan ziyade kendi duygu düşüncelerinizle yani ben ne istiyorum? Böyle bir şey olacak ama örnek veriyorum. Hani mesela örnek veriyorum bir fincan alacağım ama ne rengi olduğunu, işte kırmızı mı, mavi mi, pembe mi, mor mu? Bunun kararını verme yetisi bana ait olmalı. Önümde seçenekler var ama seçeneği ben seçmem gerekiyor gibi hem kendini bilerek hem de kendini gerçekten ne istediğini bilerek karar verirseniz o zaman sizler için bir rahatlık olacağını söyleyebilirim. Diğer kartım bak adalet kartından geldi. Şimdi hakkınız yenilmiş ama aynı zamanda da artık gözünüzün açılıp da hak adalet arayışları içinde olacağınızı da gösteriyor. Tekrardan ayağa kalkmaktır. Birileri sizin hakkınızı yemiş, sizin ayağınızı e, çelme takmış ve düşürmüş olabilir. Ama tekrardan ayağa kalkıp adaletin terazisini eşitleyeceğinizi gösterir. Yani tekrardan o kaybettiğiniz sesi eskisinden daha gür bir şekilde ortaya çıkaracağınızı konuşacağınızı da gösteren kartımdır. Son kartım değnek şövalyesinden geldi. Değnek şövalyesi arkadaşlar. Burada ani ve hiç beklenmedik bak beklenmedik bir takım gelişmeler olacağını da gösteriyor. Sen işte e, bu yoldan gitmek istemişsindir ama hayat sana bu yolu seçmiştir gibi düşünebilirsin. Çünkü beklenmedik bir takım gelişmeler hayatında e, belirecek ve hiç ummadığın e, gelişmelerle yeni bir güne uyanabilirsin. Şimdiden bunları bilmen senin için aslında çok çok iyi olacak diyebilirim. Evet sevgili boğa burçları yükseleni ve ay burcu da boğa olan arkadaşlar sizler için nisan ayına niyet şöyle bir kahve ve tarot açılımı yaptık arkadaşlar. Açılımdaki lütfen pozitif enerjiyi almayı ihmal etmeyin negatif enerjiyi bırakın gitsin pozitifi alın negatifi bırakın. Yeni gelen arkadaşlar varsa hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.